Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle karşınızdayım. Umarım hazırladığım bu menüler hoşunuza gidiyordur ve sizlere kolaylık sağlıyordur. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Önümde kıyma var. Bununla bir inegöl köftesi hazırlayacağım. Çorba olarak da biraz doyurucu bir çorba olacak. Şehriyeli yeşil mercimek çorbası yapacağım. Bir de fırına makarna atacağım. Öyle kıyma falan koymayacağım. Sadece beşamel sos ve kaşarla çok da güzel oluyor. İlk önce inegöl köfteyi yoğurayım. Eğer ki zamanınız olursa en azından bir 6-7 saat hatta bir gece bekletmeniz gerekiyor. Ama benim çok vaktim olmadığı için sadece 2 saat kadar anca bekletebileceğim. Tüm yemeklerimi hazırladıktan sonra en son kızartacağım. Ben yarım kilo yarı yağlı kıyma kullanıyorum, dana kıyma, ama yarısını kuzu kıyma da kullanabilirsiniz. Yani kuzu etini çektirip kıyma haline getirerek yapabilirsiniz. Asıl özelliği o, ama bizim evde koktuğu için yenmiyor. Hemen köfteyi yoğurayım, dolaba atayım. Bir çay bardağı galeta unu, bir adet büyük boy kuru soğanı rendeledim. Suyunu da iyice sıktım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Kıymam çok yağlı olmadığı için bunu ilave ediyorum. Eğer yağlı bir kıyma kullanacaksanız yağ gerek yok. Yarım limonun suyu. Bir çay kaşığı dolusu karbonat. Bir tatlı kaşığı tuz. Yanıma yarım çay bardağına biraz fazla su alıyorum. Yoğururken hem yoğuracağım, arada da su dökerek birazcık nemlendireceğim köfteyi. En önemli aşamalarından bir tanesi, şu andan itibaren köfteniz en az 7-8 dakika boyunca yoğurmanız gerekiyor. Köftenin güzel olmasındaki en büyük etkenlerden birisi de bu. Şöyle elime birazcık su dökeceğim. Yoğuracağım. Çok fazla da eklemeyin. Elinizi değdikçe anlayacaksınızdır. Yeterli. Tam 10 dakikadır yoğuruyordum. Kıvamı belli ediyor kendini. Çok güzel yumuşacık oldu. Tam yarım çay bardağı da, hatta biraz fazlası tam geldi. Nasıl anlarsınız? Şöyle elinize alın. Eğer şeklini verebiliyorsanız köfteniz olmuş demektir. Üzerine streç film çekiyorum. Bütün yemeklerimi hazırladıktan sonra en son kızartacağım. Makarnanın suyunu öncelikle koymak için bir uygun tencereye ocağımı alıyorum. İçerisine kettle'da kaynattığım kaynar sudan dökeceğim. Ocağın altını yakıyorum. Bir miktar tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. En azından bunları kattığımız zaman makarna birbirine yapışmayacak. Su kaynamaya başladı. Bir paket makarnanın yarısını kullanacağım. Fırın makarna. Yarım paket 6 kişiye kadar yeterli geliyor. Yani 6 dilim rahatlıkla çıkıyor. Kişi sayısı fazlaysa çoğaltabilirsiniz. Şimdi artık kapağını kapatmayacağım. Arka tarafı alayım. Makarnalar iyice pişene kadar arkada pişireceğim. Çorbayı yapmak için uygun bir tencereye ocağıma alıyorum. Tereyağım kalmadığı için katı yağ da ben kullanmıyorum. Ondan dolayı sıvı yağ ile yapacağım bugünkü yemeklerimi. Bir çay bardağından şöyle iki parmak eksik sıvı yağ. Bir adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu da ilave ediyorum. Soğanlar tam birleştikten sonra bir yemek kaşığı dolusu domates, tatlı kaşığın ucuyla da biber salçası ekliyorum. Karıştırarak salçayı dağıtıyorum. Bir yemek kaşığı nane, yemek kaşığının sadece ucuyla pul biber ve o kadar da karabiber. İyi ki karıştırayım. Haşladığım, haşlamadan önceki halinden bahsediyorum. Bir su bardağı yeşil mercimeği güzelce
haşladım iyice. Çok fazla da pişirip dağıtmayın. Bir iki dakika kavurduktan sonra yarım su bardağı arpa şehri ekliyorum. Eğer varsa et suyu koyabilirsiniz. Çok yakışıyor. 2 dakikada şehriye ile kavuracağım. Kettle'da kaynattım. Kaynar suyu ilave ediyorum. Bu tamamen yeterince. Bu su yeterli gelecektir. Daha sonrasında piştikten sonra, çünkü yeşil mercimek şiştiği zaman daha suyu çok fazlasıyla çekiyor. Daha sonra tekrar bakacağım. Gerekirse ilave edeceğim. Şimdilik yeterli. Tuzunu da ilave edeyim. Çorba da hazır. Çorbayı şimdi arka tarafa alacağım. Makarnayı süzüp beşamel sosunu hazırlayacağım. Genişçe bir tencereyi önüme alıyorum. Ocağın altında yakıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağını tenceremin içine alıyorum. Bu esnada tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Daha güzel bir lezzet veriyor. 2 yemek kaşığı çok aşırı tepeleme olmadan un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un yeterince kavruldu. İçerisine 4 su bardağı süt ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Topak topak olmasına fırsat vermeyin. Hızlıca karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha, yani birkaç taşım kaynatıp ocaktan alacağım. Yeterli artık. Altını kapatıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Bir miktar tuz. Birazcık da karabiber. Tekrar karıştırıyorum. Beşamel sosu da hazır. Önüme karabiber borcam aldım. Makarnayı içerisine boşaltıyorum. Ben fırın makarnayı çok aşırı derecede kalın sevmediğim için makarnayı az kullandım. Beşamel sosun 3'te 2'sini makarnaya karıştıracağım. Tamamen makarna beşamel sosunu yediriyorum. Düzlüyorum üzerine. Kalan beşameli üzerine seriyorum. Tamamen kapatacak şekilde. Üstünü düzlüyorum şöyle. En üstüne de tamamen isteğinize göre kaşar rendesi. Ne kadar seviyorsanız, çok fazla sevmiyorsanız çok eklemeyebilirsiniz. Ama üzerine ne kadar kaşar eklerseniz o kadar güzel kızarıyor. Makarnanın üzerini tamamen kaşarlı buladım. Kenarlarını da birazcık sildim. Beşamel sosu falan değdiği için sonrasında fırında yanıyor ve kötü bir görüntü oluyor. Şimdi artık 200 derecelik fırında sadece üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çorba bir 20 dakikadır kaynıyordu en kısık ayarda. Şimdi hemen bakacağım. Gördüğünüz gibi bayağı koyulaşmış. Azıcık daha su katıp bir iki taşım kaynatacağım. Hemen önce bir yeşil mercimeği ile şehriyesine bakayım. Artık pişmiş, yeterli. Sadece biraz tuz az. Şimdi biraz tuz, bir de su ekleyeceğim. Birazcık şöyle su ekleyeceğim. Birazcık daha tuz ekleyeceğim. Tuzu azdı. Şimdi artık bir iki taşım daha kaynatıp ocaktan alacağım. Birkaç taşım kaynattım. Artık yeterli. Hafif böyle birazcık koyu kıvamda olacak. Eğer ki sizde koyu gelirse damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Altını kapatıyorum.
Kapağını da kapatıp kenarda beklesin. Ben orada köftenin şeklini vermeye başlayayım. Yanıma birazcık yağ aldım. Ara ara elimi yağlayacağım. Cevizden birazcık daha büyük parçalar koparacağım önce. Yuvarladıktan sonra artık şeklini veriyorum. Elimle uzun böyle parmak büyüklüğünde hazırlayacağım. Elinizle birkaç kere sıkın. Sonra uzunlamasına yaptığınızda şeklini alıyor. Çok uğraştırıcı bir şekil değil. Hemen birkaç harekette şeklini alıyor. Toplamda 36 tane köfte çıktı. Şimdi köftelerimi kızartacağım. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. İçerisine çok aşırı derecede olmadan hemen hemen yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Altında yakıyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra köfteleri atıyorum. Ben kızaranları çeviriyorum. Yan kısımlarını da yani her köşelerini kızartın çevirerek. Ben bir bazılarını fazla bile kızarttım. Kızaranları alıyorum. Yani kızarırken yanına biber atacağım birkaç tane ve domates. Biber ve domatesleri de birazcık kızarttıktan sonra yemeklerin artık son haline geçebilirim. Yemeklerimin hepsi hazır. Fırın makarnayı fırından çıkaralı bir 15 dakika kadar oldu. Ben yanına birazcık ayran yaptım. Bir de fırın sütlaç hazırladım ama birazcık sıcaklar daha. Bu da kanalımda var. Yapmak isterseniz hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. Yapabilirsiniz. Şimdi artık yemeklerimin tabaktaki son haline geçebilirim. İlk önce çorbayla başlayacağım. Daha sonrasında hiç su katmadım. Sadece bir iki kaşın daha kaynattım. Çünkü soğudu. Hatta bir kaşıkla kıvamını da göstereyim. Fırın makarnayı da keseyim. Gördüğünüz gibi tam istediğim gibi oldu. Çok fazlasıyla kalın değil. Sürekli pilav, köfte yemekten sıkıldıysanız bence gayet güzel bir menü oldu.
Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seven Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.